Valla benim elimden gelen bu. Son karar senin. Seninle evleneceğimi nereden çıkardın da böyle bir sözleşme hazırladın? Gerçekten anlamadım. Lale. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk Necip abi. Nasılsın? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel haberlerini aldım bugün ablandan. Hayırlı uğurlu olsun. Evleniyor musun? Hatta kınayı da bizim burada yapacakmışsınız. Sen de şanslı damatsın herhalde. Evet benim. Ben de Necip abiniz. Buranın sahibiyim. Memnun oldum. Onur ben de. Ben de memnun oldum. Lale bizim elimizde büyüdü. Mahallemizde herkes onu çok sever. Çok iyidir. Çok temiz kalplidir. Saygılıdır. Çocuğundan yaşlısına kadar mahallemizde herkes çok çok sever Lale'mizi. Eksik olma Necip abi, sağ ol. Ne demek? Lale... Artık evlendikten sonra inşallah bizleri bırakmasın. O nasıl söz, öyle şey olur mu? Biliyorum, biliyorum. Hadi bakalım, tekrardan hayırlı olsun. Neyse, ben artık çifte kurumları fazla rahatsız etmeyeyim. Tamam. Gerçekten de evlenmeyi hiç düşünmüyoruz. Neyse, konumuza dönelim mi? Neydi konumuz? Sözleşme. Şuraya bir imza alayım. İmzalamayacağım. İmzalamayacağım. Neden imzalamayacağım? Sözleşmenin maddelerini mi beğenmedin? Tamam, hiç problem yok, hiç problem yok. Senin istediğin doğrultuda sözleşmenin maddelerini yeniden gözden geçirebiliriz. Tabii eğer sorun buysa... Sorun ne sözleşme ne de şartları. Sorun tamamıyla sensin. Senin bu tavırların. Beni sürekli küçük düşürüyor olman. Ve her şeyi sanki ben yapmışım ve sorumlusu benmişim gibi davranman. Ben seninle evleneceğime ölürüm daha iyi. Lale. İyiyim. Lale iyi misin? Lale. Tamam, sakin ol. Tamam. Ben ilgileniyorum. Lale. Lale bir şey söyle. İyi misin? Lale cevap ver. Samet. Samet. Abi bu kaç motor? Abi kaç yapıyor? Abi bu arada araba senin mi? Bakın ellemeyin ama parmak izi oluyor hep. Abi bu araba otomatik mi peki? Ben size çikolata vereyim, tamam mı? Hadi bakayım. Al bakalım bir tane sana. Samet! Bir tane. Samet, Onur Bey, ne oldu? Kapıyı aç. Fena başla. Çabuk, en yakın hastaneye, çabuk. Lale abla değil miydi o? Evet, oydu. Ne oldu ki? Allah Allah. Nereye kayboldu bunlar ya? Hayrola Necip abi, ne arıyorsun? Lale ile sözlüsünü. Lale ile Onur Saran burada mı? İkisi beraber miydi? Bir mi geldi, buraya mı geldiler? Beraber mi geldiler? Evet. Hatta tanıştım kendisiyle. Çok yakışıklı. Aslan gibi maşallah. Ya limonata almak için içeri girdim, çıktım. Yoklar. Allah. Demek ki bu söylenenler gerçekmiş. Ben bayağı şimdi Onur Saran'la bacanak oluyorum yani. O zaman ben Nurcu Bey Onur'umu arayayım da bakayım. Nereye gitmiş kiretalar öğreneyim. Ya ver onu da ziyan olmasın benim. Aa, ne ziyan olacak be Kurtuluş? Başka müşteriye veririm. Ya ağzım kuruluyorum, versene bir içeyim. Parasını ödersen vereyim.
Borcun 300 liraya geçti be. Ya Necip abi, sana harbiden inanamıyorum ya. Ben burada koskoca Onur Saran'la bacanak olmuşum. Hala 3 kuruşun tırıvırısını yapıyorsun ya. Ödeyeceğiz dedik borcumuzu. Hem de faiziyle. Lale. Lale. Onur Bey, suyla yüzünü yıkayın. Lale, iyi misin? Kolonya da var. Lale. Lale. İyi misin? Ne oldu? Bayıldım mı ben? Evet, bayıldım. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ay yok, gerek yok. Şey, iyiyim ben. Gitmemize gerek yok. Olmaz öyle. Gidip muayene ol. Gerçekten istemiyorum. Gerek yok. İnat etme. Zaten geldik sayılır. Değil mi Samet? Öyle öyle. Yaklaştık zaten. Önümüzdeki hafta holdingde işe başlıyor. Müdür yaptı beni. Ne? Ne müdürü? Güvenlik. Ya seni tanımamış daha bu adam ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu şirket 2 aya kalmaz, batar. Allah Allah. Adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Sen nerede şundan, ben içeyim 2 yudum ben. Hadi be. Sana vereceğime gider başkasına bedava veririm ben. Allah Allah. Ben de Onur'umu ararım, Onur'umla konuşurum. Ne var yani? Buyurun. Şirketten. Afiyet şeker olsun. Elimle yaptım. Buz gibi. İçin için. Benden. Alo. Onur. Ne yapıyorsun bacanak? Ya çay bahçesine geldim, gitmişsiniz. Annemlere mi geçtiniz? Ya tabii ben de geleceğim kardeşim, ayıp ediyorum. Akşam yemek mi yiyelim? Vallahi Onur'un boğazda balık çok güzel olur be. Ya zaten buralardan ben çok sıkıldım. Ne bunlar böyle ya? Kurtuluş abi, Kurtuluş abi. Lale abla bayı daha önce. Arabayı bindirip götürdüler. Ulan hemen öyle bağıra bağıra ne biçim şey yapıyorsun? Yanında da bir adam vardı. Ulan hala konuşuyor. Hadi lan. Hadi. Çocuk işte böyle bir başlıyor şey. Onur'um. Ya bana Lale'yi niye söylemedin? Üzülmeyeyim diye mi? Çok esaslı çocuk ya. Tamam tamam. O zaman siz hastaneye gidin. Ben gidiyormuşum. Sonra yemek şeyini yaparız Onur'um. Tabii tabii ya. Yürü git. Allah'ım. Bak hala kız aramadı. Hala aramadı. Ben merak etmeye başladım. Şunları da koyarsın. Ben bir arayayım şu kızı. Başına bir şey gelmiş olabilir. Ay yok artık anne, daha neler? Sen en son daha neler dediğin zaman kız karnı burnunda geldi eve. Anne, onunla bu bir mi yani? Bırak. Anne. Ne işin var burada? Yürü git, Nilüfer yok. Yok yok, öyle değil ya. Lale fenalaşmıştı, onu bir haber vereyim dedim. Çok vallahi fenalaşmış ya. Ama ben görmedim. Ben görsem kesin anında orada müdahale ederdim. Çocuklar görmüşler. Ya Kurtuluş abi la... Çeneni fazla yorma. Arıyorum. Pardon. Efendim anne. Canım nasılsın bu? Geldi Kurtuluş, bir şeyler saçmalıyor ama iyi misin yavrum? Anne merak etme. Sadece biraz tansiyonum düştü. Onur'la hastaneye gidiyoruz. Ne? Hastaneye mi gidiyorsun? Yavrum o kadar mı kötüsün? Anne telaşlanmana gerek yok. Sadece kontrol için, iyiyim ben. Ah sen hiç söylemedin. Tamam. Ay benim sersem kafam kızım. Ben seni niye yalnız bıraktım? Anne iyi miymiş? Nilüfer çantamı getir. Çantayı getir, çantayı getir. Hadi hastaneye geliyorum. Koş, koş, koş. Şöyle seni çatlatma. Hangi hastane yavrum ya? Anneciğim gelmene gerek yok. Hayır geliyorum. Bu kadar. Anne gerçekten. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Bir şey olmuş mu? Sus, ağzından niye lansın? Ben de geleceğim anne. Anne ben bırakayım. Hadi bırak. Hadi.
Sen neyinle bırakıyorsun? Senin cebinde para mı var beni taksiye bindireceksin? Ha? Altında araban mı var? Kasın mı var beni götüreceksin? Tamam yeter, yardım ettin. Tamam sağ ol, söyledin. Şimdi toz ol. Tamam anne, tamam. Ay olacak şey mi? Milyarlık çocuğu yalnız bıraktım. Olacak şey mi? Anne. Büyük başın derdi büyük oluyor. Anne tamam çıktık gidiyoruz da dükkanda kim kalacak? Sipariş yok muydu? Benim kafam. Hadi sen kal. Ay yok vallahi ben çatlarım meraktan, ben de geleceğim. Nilüfer kalamaz çünkü sen de ona salak olursun. Ay nedir benim sizden çektiğim ya? Hani ben ne yaptım ya? Sen de üç gün sonra bunun gibi bir ipsiz bulup çekip gideceksin. Yok benim kriterlerim var. Bunlar gibi değilim ben. İnşallah göreceğiz. Anneciğim ben kalayım dükkanda. Ya sen hala gitmedin mi? Kız sen pedisi gibi ne dolanıp duruyorsun? Sana dükkanı emanet eder miyim hiç? Anne ama kırıcı oluyorsun yani. Hani ben işiniz görürsün diye diyorum. Anne hadi çok oyalanıp dursun işte enişten. Bir iki saate gider gelir zaten. Tamam. Tezgahın üstünde çiçek var, tamam mı? Siparişi alındı onun parası. Sadece onu teslim alacaklar, o kadar. Tamam anne. Eğer havaya girmeye kalkarsan seni paçadan aşağı alırım. Tamam anne, tamam. Anne, hiç merak etme o iş bende. Sen de değil. Ben de. Karıştırma. Anne, gözünüz arkada kalmasın ha. Buraları bana emanet. Tamamen gözüm el sende. Böyle seni dikizliyorum. Sen böyle milyarlara hakim olama, ondan sonra ensemde gözüm var. Ya bırak bu işleri Allah aşkına ya. Böyle parası alınmayan bir sipariş falan yok mu? Bir gelsin onun da parasını biz alalım. Şimdi tansiyonunuz normal. Doktorumuz da şimdi geliyor. Siz dinlenmenize bakın lütfen. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, geçmiş olsun. Leyla Hanım. Onur Bey. Acile gelmişsiniz önce, hayırdır? Şey oldu. Ben bayıldım da ama şimdi iyiyim. Ha, anladım. Gebelikte olur böyle şeyler, endişe etmeyin. Evet. Bakalım bebeğin durumu nasıl? Siz bebeğin babasısınız herhalde. Evet, babasıyım. Şimdi biraz soğuk olacak, merak etmeyin. Olsun. Bebeğimiz gayet sağlıklı görünüyor. Çok şükür. Suyumuz da iyi. Kalp atışlarını dinleyelim. Bu ses kalp atışları mı? Evet. Şimdi bir de genel ölçümlerini yapalım. Boyuna kilosuna bakalım. Onlar da gayet iyi görünüyor. Bakalım cinsiyetini görebilecek miyiz? Aa, öyle erkenden görebiliyor muyuz? Evet evet görebiliyoruz. Tabii gösterirse. Gösterir herhalde. Bebeğiniz bize dönmedi. Göremedik. Olsun. Bir dahaki kontrole geldiğinizde bakarız. Evet, şimdi bu dönemde yapılması gereken bazı testler var. Siz rahatınıza bakın, bir serum bağlayalım. Hem rahatlarsınız. Bir de kan alalım. Test sonuçları çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler doktor. Ne yaptı ki? Kaç saat?
Bayağı doldu aramadı hala. Ben mi arasam acaba? Yok yok, ben dayanamayacağım, arayacağım vallahi. Dur dur, acele etme. Görüşmesi bitince o ara. Meraktan çatladım ama. İmzalamıştın. Neden imzalamışsın? Merak etme. Ben onu merak etmiyorum ki. Kim bilir ne kadar tazminat yazdılar. Ben dedim Onur'a orayı boş bırakma diye. Dur be. Şimdi ben merak ettim bak. Arayayım yani değil mi? Ara ara. Efendim? Onurcuğum, ne yaptın, nerelerdesin? İmzalatabildin mi yavrum? Anne, şu an müsait değilim. Ben seni sonra arayayım. Ha, anladım. Yanında konuşamıyorsun. Peki ne zaman geleceksin eve? Ya da ne yapsak acaba, yanına biz mi gelsek? Anne, şu an işim var. Öyle mi? Doktor Ekrem Yılmaz, acilde bekleniyorsunuz. Onur, sen hastanede misin yavrum? Sana bir şey mi oldu yavrum? Anne yok, ben iyiyim. Lale'yi hastaneye getirdim. Ay yoksa bebeği mi aldırdınız? Ay olamaz, hayır. Anne sakin ol. Bir sakin ol. Lale'nin biraz başı döndü. Fenalaşınca da işte... Bebek iyi mi peki? Anneciğim, bebek iyi. Hangi hastanedesiniz? Babanla geliyoruz hemen. Anne gerek yok. Olur mu oğlum? Kızcağızın bir şeye ihtiyacı olur ayol ha. Ya Lale'nin annesi geliyor zaten. Onun annesi geliyorsa benim kesinlikle gelmem lazım. Anne gerçekten gerek... Kapattı. İyi misin? İyiyim. Tansiyonunuzu bir daha ölçelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlk bebeğiniz mi? Evet. Ne kadardır evlisiniz? Şey, durum biraz karışık. Evli değiliz biz. Bakalım. Tansiyonunuz normal. Dinlenmeye devam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim anne. Geldiniz, geldiniz mi? Geldik yavrum, neredesiniz? Beş asıl geldik. Neredesin tamam yavrum? Hangi söyle. Odadasın? Tamam oğlum, hemen anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Kızın anasını gördün değil mi Fikret? Dibin dibi değil dene. Yaşa da benden fazla yani, büyük yani kesin benden belli. Vallahi basenle de bakacak olursak 25. Hadi sen de 25,5. Fikret. O zaman görüşüm söyledim, ne var? Ay anne. Anne. Annem kıyamam, iyi misin? İyiyim anneciğim. Ablacığım çok korkuttun bizi ya. İyiyim ablacığım, merak etme. Bu adam bir şey yapmadı değil mi sana? Hayır anne, ne yapacak? Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler. Tanıştırayım. Eşim Fikret. Memnun oldum, geçmiş olsun. Ben de Lale. Sen hastasın, yat. Ben de Lale, çok memnun oldum. Ben Songül, kızım işte Nergis. Biz de memnun olduk kızım. Oğlum, ciddi bir sorun yok değil mi? Doktor ne dedi? Anneciğim sorun yok. Doktor her şey normal dedi. Zaten kan tahlili yaptılar, sonucu bekliyoruz. Ayol, ben de aynı böyleydim hamileyken. Ay Lale bana çekmiş. Ne oluyor biliyor musun Onurcuğum? Böyle karnım burnumda giden bir anda abi şöyle yatıveriyorum. Ay canım benim. Sonra ayılıyorum hemen. Tabii o benim karaktersiz kocamın anne, çok... Anne, anne. Ölmüşüm. Arkasından konuşulmaz işte. Son 4
400'e girilirken baştan beri tempoyu belirleyen 20 numara liderliği almayı başardı. Son 100 metreye girerken ortada 20 numaranın liderliği devam ediyor sayın seyirciler. Hadi yavrum. İç kulvardan 2 numaraya giriyoruz. Hadi kızım. İç kulvardan 3 numara giriyoruz. Hadi yavrum vur kırmacı. Vur kırmacı. 2 numarada son giriyor. Son hayatta yatırma benim hadi. Hadi yavrum vur. Ulan gitti gene son ayakta yatırdı. Vuramıyorsunuz adam gibi kırbacı. Öf. Gitti gene bütün para. Ne yapacağız? Yok ya. Ya ama burada durarak da belli bir emek harcıyorum yani sonuç olarak. Neyse bugünü de kurtardık. Ha nünüm. Nünümü arayayım bakayım. Karımı çok özledim, vallahi çok özledim. Nünüm? Ay ne var? Niye arıyorsun Kurtuluş? Bir bakalım ben neredeyim. Kesin cehennemin dibindesindir. O kadar çok beddua ettim ki olsan olsan orada olursun çünkü. Yanlış cevap. Dükkandayım. Hangi dükkanda? Sizin dükkanda. Bizim mi? Ha, sizin dükkandayım. Ne yapıyorsun sen orada be? Ay bana bak. Ay annemlere bir şey mi yaptın yoksa? Onları rehin mi aldın Kurtuluş? Ya yok menünüm. Annen rica etti. Oğlum dedi benim şurada bir işim var dedi. O işi halledene kadar dükkanda durur musun dedi. Ben de kıramadım nünüm ne yapayım? Ha, annem rica etti öyle mi? Sen de kıramadın. Ha, oğlum dedi. Biliyorum dedi şimdi Nilüfer'le aranız açık ama dedi. Yani senin yerin bende hep ayrıydı dedi. Oğlum dedi. Bugün yarın barışırsınız siz Nilüfer'le. Siz ayrı gayrı yapamazsınız dedi. Ben de eksik olma anneciğim dedim. Sonra biz böyle anneciğimle birbirimize bir sarıldık böyle. Nilüfer! Nilüfer tabii. Annem sana sarıldı ha. Annem sana sarılsa sarılsa gırtlağına sarılır be. Ya sen ışınlanıyor musun? Ne biçim geliyorsun be kadın? Ha, alırım işte adamın aklını böyle düşünemezsin. Annem nerede çabuk söyle. Lale şeyini, Lale hastaneye bakmaya gittiler. Hastaneye mi? Ha. Kapa. Kapa. Kız, bana bir su getirin. Evet, tahlil sonuçlarımızı da aldık. Şöyle bir bakalım. Güzel, iyi. Evet, iyi. Bütün değerler normal görünüyor. Ay çok şükür. Ay süper. Anne, ablam arıyor. Dışarıda konuş kızım şimdi şey. Bayılmanızın sebebi büyük ihtimalle psikolojik. Şimdi bu dönemde ruhsal ve duygu olarak değişiklikler görülebilir. Ama en önemlisi beslenmeniz ve tabii vitamin takviyesi. Bu sizin ve çocuğun sağlığı için çok önemli. Aynı zamanda annenin kendini huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi lazım. Unutmayın, siz ne yaşarsanız çocuğunuz da onu yaşar. O nedenle mümkün olduğunca stresli durumlardan uzak duracaksınız. Evet, şimdi bebeğin babası olarak burada size büyük iş düşüyor. Yani her ne durumda ne olursa olsun ilk önceliğiniz bebeğin sağlığı olmalı. O nedenle de annenin kendini gebeliği boyunca huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi çok önemli. Anlıyorum. İyi. Anladıysanız sorun yok. Şimdi ya kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyor şimdi onları. Tabii ailenin diğer fertleri de aynı hassasiyeti göstermekler. Elbette. Tabii. İyi. Güzel o zaman. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok sağ ol. Bu arada önümüzdeki hafta sizi tekrar görmek istiyorum. Tamam Onur Bey, çok teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Serumunuz bittiği zaman gidebilirsiniz. Sağ ol. Sağ olun. Tamam ablacığım. Yok, merak etme. Aptal hakim! Ah be kızım, dikkat etsene be!
hanımefendi. İyi misiniz? Ben fark edemedim, sizi göremedim. Çok özür dilerim. Yok, iyiyim. Teşekkür ederim. Gerçekten iyi misiniz? Yani bir yeriniz acımıyor. Bak, eğer gerçekten bir yeriniz acıyorsa hazır hastanedeyken bir doktora gösterelim. Yok, yok. Teşekkür ederim. Ben tekrar özür dilerim. Yani bir anlık dalgınlık fark edemedim. Zaten ben de dalgın yürüyordum. Sadece sizin suçunuz değil. Olur mu? Siz gayet güzel yürüyordunuz. Ben de kabahat. Arabanızda bir şey yok değil mi? Araba? Araba bu ya. Araba dediğin nedir ki? Binilir gidilir bu ya. Araba parçalansa ne olacak ya? Gerçi bendeki de laf. Araba parçalanmış olsa siz ne halde olurdunuz Allah bilir. Ne diyorum lan ben? Hanımefendi siz iyi değilsiniz. Hazır hastanedeyken benim içim hiç rahat etmeyecek, bir doktora gösterelim. Peki. Çantam. Ben yardımcı olayım size isterseniz. İyisiniz değil mi? Bir yeriniz ağrımıyor inşallah. Yok. İsterseniz ben taşıyayım sizi. Babacığım, ben de seni çok özledim. Annen benimle barışsın değil mi kızım? Sen de çok üzülüyorsun değil mi babacığım? Yok be baba, ben iyiyim böyle. Her gün kavga edince ayrılın daha iyi olur. Ulan kızım, ne biçim laf ettin öyle bak şimdi. Ama sen de annemi üzüyorsun. Nene duyuyor musun? Bak kızımız ne acayip konuşuyor. Yap. Çocuk bile bıktı senden be. Hadi çık git, ben bakarım dükkana. Hadi. Ama nünüm. Ne nünü? Nünü falan yok. Sen bu arada iki aydır çocuğun okul taksitini ödemiyorsun. Çıkarken masaya bırak, öyle çık hadi. Ha. Nünüm, ben de şimdi Türk parası yok biliyor musun? Yarın versem olur mu nünüm? Hep yarın. Bitmiyor zaten bu yarınlar ya. Nedense o cebinde hiç Türk parası da olmuyor senin. Gören duyan da seni falan böyle dolarlı maaşlı çalışan CEO zannedecek. CEO ne kız? CEO, CEO. CEO diye yazılıyor, CEO diye okunuyor. Gerçi iki harfin aramızda lafı olmaz ama cahil kalma diye diyorum ya. Ay bir tarafım. Gören de seni üniversite mezunu zannedecek be. Sen ortaokulu 7 yılda bitirdin. Bir de bana ders mi veriyorsun? Ha? Ona bak. Çekil git buradan. Yine gözüm görmesin seni. Çekil. Ama nünüm hemen aynı şeyi yapıyorsun bak, ya. Hala konuşuyor bak. Bak hala tamam, konuşuyor. Tamam, tamam, tamam. Kızın yanında şey yapma ne bari. Ne kızın yanında? Seninki kız içeri. Bana bak. Aa. Utanmadan bir de bana ders veriyor be. Ciyosu yok. Ne fark eder ha? Allah Allah. Burada ağrı var mı? Yok pek değil. Hafif 9 adet ağrısı var. Ağrı kesici bir merhem yazıyorum. Bir de buz kompresi yapın. Hemşire hanım, ayağı bandajı alın. Tamam doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun doktor bey. Efendim Onur Bey. Alo Samet. Çıkıyoruz. Tamamdır Onur Bey. Telaştan adınızı sormayı unuttum. Nergis. Ben de Samet. Memnun oldum. Gerçi kötü bir tanışma oldu ama tekrar kusuruma bakmayın. Yok önemli değil. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Nergis Hanım. Sizin için de bir mahsur yoksa ben telefon numaramı vereyim size. Yani bir sıkıntı falan olur, benim de aklım sizde kalır. Size karşı çok mahcup hissediyorum kendimi. Olur. Süper. İnsan numarasını unutur mu? Unutur. Uçtu gitti işte. 500...
Numaranın başı var, sonu yok şormende. Ama şey yapacağım ben. İsterseniz siz yazın. Süper. Kendimi çok sık aramadığım için. Ara sıra arıyorsunuz yani. Anlamadım. Çok sık aramıyorum dediniz ya, espri yaptım ben de. Benimki de laf işte. Laf söyledim, bal kabağı, koy tabağı, ye sabağı. İnsan kendini arar mı? Evet, tamamdır. Buz isteyeyim mi? Yok. Kaçtır arıyorum, yok. Nerede bu? Anlam açmıyor işte ya. Kızım açmıyor ya. Ay çalıyor çalıyor. Ya sizden ne çekeceğim ben ya? Biriniz mantar gibi kayboluyorsunuz, biriniz çıkıyorsunuz. Ne yapacağım? Tasmayı takacağım sizin kafa... Ay üç tane olunca bir kafa karışıklığı oluyor ama... Benim evhamım son derece moderniz. Onur'la evlilik meselesini konuştunuz herhalde değil mi canım? Konuştuk. Ben sana konuştuklarımızı anlatırım anneciğim. Ne konuştunuz? O zaman kendine de torunuma da iyi bak. Hadi tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoşça kalın sonra. Hoşça kalın. Tabii efendim. Bekleyecek halim yok. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun efendim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Beklettik de sizi, kusura bakmayın. Bire. Neredesin? Ya hastanede kaybolmuşum ya. Niye açmıyorsun telefonunu? Ha? Göstereceğim sana. Oradan git benim. Şurada. Yolu uzatacağız ama boş ver. Karşılaşmayalım. Modern herkes. Ya bu sözleşme işini ne yaptın oğlum? Halledebildin mi? Halledemedim daha baba. Ay inanmıyorum. Al işte niyetleri buradan belli. Boşanacak olmak işine gelmedi tabii. Ya bu kız benim düşündüğümden daha dişli çıktı. Pek de kolay yanılmam ama. Ne istiyorsan vereceğiz deseydin. Anneciğim mesele para değil. Para değilse ne oğlum? Siz merak etmeyin, halledeceğim. Onurcuğum lütfen. İstirham ediyorum bir an önce oğlum, lütfen. Lale ne dedi? Söylesene kızım. Konuştuk işte bir şeyler anne. Kızım işte ne konuştunuz? Yani... Evlilikle ilgili ne dedi? Böyle güzel şeyler mi dedi yoksa kötü bir şeyler mi söyledi? Aslında pek konuşamadık. Yani ben böyle fena olunca hemen kalktık. Ay senin ağzından da lafı oltayla çekiyorum yani. Ya ne olacak dedi, nasıl olacak dedi. Çok güzel olacak. Sen ne düşünüyorsun diye sordum. Çok iyi şeyler düşünüyorum. Evlensek nasıl olur acaba dedi. Bak farkında mısın? O da yola gelmeye başladı. Anne bak daha tam konuşamadık, daha konuşacağız. Ha. Ama lütfen sen de üstüme gelme. Ay tamam, tamam. Ay ne lazım? Ay ben zaten o kadar yoğunum ki. Sizin şey... Kız! Nergis ne oluyor, sen niye askı yutmuş gibi böyle sırıtıyorsun kız kendi kendine? Şu hale bak ya. Biri değil. Kötü bir şey çıkmamasına sevindim Onur Bey de. Niye öyle oluyormuş acaba? Vallahi doktor psikolojik olabilir dedi. Hadi ya. Bebek nasıl? O da iyi mi bari? İyi iyi. Samet amcası yer onu yer. Onur Bey, ben onu gezdiririm vallahi. Maça götürürüm, parka götürürüm. Hemen havaya girdim bakıyorum. Girdim vallahi. Onur Bey, ben de evleneceğim. Sen evleneceksin. Niye ya? Ben evlenemez miyim? Ne bileyim, böyle işler pek bana göre değil falan diyordun. Sen çapkın adamsın Samet. O Nergis'i görünceye kadardı. Nergis'i görünceye kadar. Hangi Nergis? Aşık oldum Onur Bey. Hem çarptım hem çarpıldım vallahi. Hem çarptın hem çarpıldın mı? Sen ne anlatıyorsun Samet? Hastanenin otoparkında yanlışla çarptım kıza. Artık her çiçekten bal almak yok. Tek bir çiçek var. Nergis. Ay Çıktı işte. Falım çıktı. Ay biliyorum. Biliyorum işte ben hissediyorum. Hissediyorum. İliklerime kadar hissediyorum ki bu kadın yine bir şeyler karıştırıyor. Ama ne? Ay çatlayacağım. Ay bu da aramadı ki beni. Ay
Yok, dayanamayacağım. Ben arıyorum. Ay. Çok güzel. Kan başkanı varmış. Başka ne varmış? İnanmıyorum sana Fikret. Onunla da mı fingirdeştin Fikret? Ay, hay Allah. Alo? Alo? Şerife? Şerife neler oluyor orada? Sen neden açmıyorsun hemen benim telefonumu? Neredeler? Yoklar. Dolayısıyla olan da bir şey yok Betül Hanım. Şerife, Şerife sana kaç kere o evin sınırları içinde benim ismimi zikretme demiyor muyum ben? Bir duyan olacak şimdi. Ayrıca evde olmamaları çok daha fena. Neredeler? Ne zaman çıktılar? Aramayı unutmuşum, kusura bakmayın. Trabzon burmalarını istemeyi unutmuyorsun ama değil mi Şerife? Neyse. Geldikleri gibi hemen nereye gittiklerini öğrenip beni arıyorsun. Tamam mı? Kapatıyorum telefonu. Trabzon burmalarını istemeyi unutmam tabii. Onlar benim bebeklerim ya. Tabii ben bana çarpınca ne olduğunu şaşırdım. Gerçi bana bir şey olmadı ama korktum tabii. Tam kalktım çocuğa bağıracağım. Bir baktım son model lüks bir araba. Ve onu kullanan yakışıklı bir çocuk. Bir şey oldu mu peki? Tabii oldu abla. İlk görüşte çocuğa aşık oldum. Ablacığım onu sormuyorum. Hani araba çarptı ya sana. Sana bir şey oldu mu? Yok yok bana olmadı. Ama bir ilgi gösterince bana da ben de keskin zekamı kullanarak hemen bir şey varmış gibi yaptım. Bir ilgi sormayın. Hem yakışıklı hem kibar. Kimlerden acaba? Kesin iyi bir ailenin çocuğu. Gerçi ilk yüzde olsa ben tanırdım. Benden kaçmaz da. Neyse artık görüşünce bakacağız. Ha, bir de görüşeceksiniz yani. Görüşeceğim tabii böyle fırsat ayağıma gelmiş. Kaçırır mıyım? Sana telefon numarasını verdim. Beni ara nasılsın diye dedim. Bak görüyor musun? Telefon numarasını vermiş. Almamış. Kalitesi buradan belli. Heh. Aynen. Çok kaliteli çocuk bence de ya. Şişt, bana bak kız. Çok yüz verme ha. Yok yok. O kadar yüz vermedim. Ay resmen talihimiz döndü be. Önce Lale. Sonra da Nergis'im. Oh maşallah. Vallahi öyle abla. Para parayı çeker diye boşuna demiyorlar ha. Mıknatıs gibi çektim çocuğu kendime. Pat diye yapıştı arabasıyla bana vallahi. Ya arasam mı sizce? Yuh delirdim kızım daha geleli kaç dakika oldu? Ya merak etmiştir beni. Bak sakın anneme bir şey söylemeyin. 50 tane soru sorar bunaltır beni tamam mı? Bize mi söylüyorsun? Evet size söylüyorum. Şaşırmış mı? Şaşırdı. Ye ver kız ver ver. Kan beynine gitsin biraz bu. Meyveye biraz Nergis. Saçma olmayın ya. Onur Bey. Sizce arar mı? Anlattığın gibi ise bence arar. Hadi inşallah ya. Onur Bey, acaba ararsa, görüşmek isterse sizden birkaç saat izin alabilirim bence. Değil mi? Bakarız. Şerife, bir yorgunluk kahvesi yap bana canım. Onur, bu kızı ikna eder etmez. Kimseye duyurmadan bu evlilik işini halletmemiz lazım Fikret. Kızın ailesini gördüm. Dibim dibi. Eğer böyle insanlarla dünür olacağımız bir duyulursa rezil oluruz. Hele Betül'ün ağzına düşersek düşünemiyorum. Aman sen de Şadiye falan sakın ağzından kaçırayım deme ha. Hiç öyle şey olur mu Yıldız? Ağzımdan kaçırır mıyım? Sen asıl Onur'u uyar. Doğru söylüyorsun. Neyse ben yemeğe kadar biraz uzanacağım sonra kaldırırsınız beni. Evet tamam. Uf bu da aramadı beni. Nihayet. Geldiler mi? Evet. Çabuk anlat. Bomba haberlerim var size. Tamam dinliyorum hadi. O kadar bomba ki.
Anladım. Bu durum yine en çok sana yarayacak değil mi Şerife? Bu sefer ne istiyorsun acaba? Bir adet at altın yeter. O da size diye teşekkürler. O da bana diyeymiş. Başka kime ajanlık yapıyorsun acaba? Ay yok Betül Hanımcığım, yani ben laf olsun diye. Ay adınızı söylemedim, çok özür dilerim. Allah'ım kimlerle muhatabımı çıldıracağım. Hadi çabuk anlat, dinliyorum. Haber ne? Onur Bey'in hamile bıraktığı kızın ailesi pek bir fenaymış. Yıldız Hanım dibin dibi dedi. Onlarla dönür olduğumuz anlaşılırsa mahvoluruz. Hele ki Betül'ün diline düşersek hepten biteriz dedi. Canım benim canım. Bak beni anmadan yapamaz, görüyor musun? Çok korkuyor benden. Ay, bu durumdan hemen faydalanmam lazım. Ay, hissediyorum yine çok eğleneceğiz. Şerife çay koy, geliyoruz. Şadi! Şadi! Pelin sucuğum çok yakıştı. Ay değil mi anne, ben de bunu çok beğendim. Çok güzel görünüyor, böyle taşlı falan gösterişli duruyor yani. Ay baban arıyor. Efendim. Ne? Biraz izin verir misiniz lütfen? Tutuklandın mı? Peki şimdi ne olacak Arzu'nu söyler misin? Ne kadar? Tamam Arzu. Tamam. Ben bir şekilde halledip geleceğim. Sen sakin ol. Anne ne olmuş babama? Neden tutuklanmış söylesene. Oradaki işinin vergi borcundan dolayı. Şimdi ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ama baban 3 günden fazla içeride kalamaz, delirir. Ay düşünmek bile istemiyorum. Anneciğim babamı boş ver şimdi. Asıl bu olay duyulursa rezil olacağız herkese. Bu işi hemen halletmemiz lazım ama o kadar miktarı nereden bulacağız? Ne kadarmış? $300.000. Ne? Ne? Nereden bulacağız o kadar parayı? Tek çare Onur'dan borç para istemen. Anneciğim sen delirdin herhalde. Ben böyle bir şeyi Onur'dan nasıl isteyeyim ya? Şurada düğünümüze 2 aydan daha az zaman kaldı. Nasıl böyle bir şey isteyeyim? Eğer bu olay duyulursa evlenemeyebilirsin Pelin sucuğum. Aklını başına topla. Üstelik baban hapisteyken nasıl evleneceksin? Bugün yarın duyulursa rezil oluruz. Anneciğim, canım benim. Ben sana az önce galiba anlatamadım tam olarak. Dur ben sana bir daha Türkçe anlatayım. Ben Onur'dan hayatta böyle bir şey istemem. İstemem. Aklına başka çare geliyorsa söyle. Sen bana bırak. Ben nasıl halledeceğimi biliyorum. Onur Bey gerçekten iyi ki geldiniz. İsmet Hanım birkaç gündür çok mutsuz. Doğru düzgün iştahı da yok. Neye canının sıkkın olduğunu sorduğumda söylemek istemedi. Ben de üsteliyince size kırıldığından bahsetti. Söylemek bana düşmez ama bilmenizi istedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Sağ ol. İsmet Hanım iskelede oturuyor efendim. Tamam, teşekkürler. Sultanların sultanı. Onur, hoş... Hoş geldin. Babaanne, böyle yapma. Gerçekten çok üzülüyorum. Senin bana küs kalman ağrıma gidiyor. Hadi ver elini. Lafımın çiğnenmesi de benim ağrıma gidiyor. Yoksa fikrini mi değiştirdin? Evleniyor musunuz yoksa? Ha? Hayır babaanne, evlenmeyeceğiz. Öyleyse ben de senden konuşmuyorum. Babaanneciğim, sadece benim tamam dememle olmuyor. Kız istemiyor evlenmeyi. Ne yani? Sen şimdi kızı evlenme teklif ettin mi? Teklif ettim. Hayır dedi. Allah Allah. Hangi kadın çocuğunu babasız doğurmak ister ki?
Hele ki öyle bir kız. Bana bak. Sen o kıza ne yaptın? Ha? Ne yaptın da senin evlenme teklifini reddettin? Anlaşıldı. Oğlum. Bir kadın eğer senin çocuğunu taşıyorsa... ...sen onu başının üstünde taşıyacaksın. Ben dedeciğinden böyle gördüm. Oğullarımı da böyle öğrendim. Senden de bunu bekliyorum. Sakın. Sakın o kızı üzme. Kırma. Bir bebek... ...ana rahmine düştüğü ilk andan itibaren... ...her şeyi... ...ama her şeyi hisseder. Gerçekten mi babaanne? Tabii. Elbette. Ne sanmıştın? Ben bugün bebeğin kalp atışlarını duydum. Canım. Canım. Canım benim. Canım. İnşallah baba dediğini de duyacaksın. İnşallah. Bana bak. Ne yap et? O kızı evlenmeye ikna et. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi bakalım. Öp şimdi babaannenin elini. Oo, bir de sarıl. Canım oğlum. Sen oğlum benim. Akıllı oğlum. Ah benim bak güzel kardeşim. Kahve yaptım size. Lale. Senin neyin var? Niye öyle kara kara düşünüyorsun? Yok bir şey abla. Nasıl yok bir şey? Bak bakayım oğlum. Kimsin sen? Ha? Yazık kalbini mi kırdın? Onur mu? Ha? Ne dedi? Ters bir şey mi söyledi? Lale. Ha siz en son buluştuğunuzda ne konuştunuz Ayşe? Sen bana anlatmadın. Bir anlat bakayım. Anlat. Evlenmek istediğini söyledi benimle. He? Ama bir şartla dedi. Yani 6 ay sonra yani çocuk doğduktan sonra boşanmak kaydıyla. Bir de evlilik sözleşmesi hazırlamış. Ay terbiyesiz. Alsın o sözleşmeyi var ya. Aynen. Aynen. Bir de nasıl kibirli, nasıl ukala. Ne zannediyorsa kendini. Zanneder. Bunlar zanneder ablacığım. Şişt. Lale, bana bak anneme bir şey söylemedin değil mi? Hayır ya söyler miyim? Aman ablama sakın bir şey söyleme. Vallahi gider o şirketi Onur'un kafasına geçirir. Ortalığı da alt üst eder ha. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Hı. Ay sen ondan bu kadar çok üzüldün. Ondan böyle fenalaştın. Kıyamam ben sana. Ah be yavrum ya. İşte. Parayla pulla adam olunmuyor demek ki. Hani böyle böyle boyuna posuna bakınca da adam zannetmiştim. Aç aç. Belki aklı başına gelmiştir ha. Aç. Onun mu aklı başına gelecek hiç sanmıyorum ya. Ne yapacaksın Lale? Mecbur açacaksın çocuğunun babası. Aç. Aç sen hadi. Efendim. Lale merhaba nasılsın? İyiyim. İyi olmanı sevindim. Sağ ol. Bugün olanlar için üzgünüm. Düşüncesiz davrandım. Sebep olduğum şey için de senden özür dilerim. Yaşananlar senin için de hiç kolay değil. Bunun da farkındayım. Bunu nihayet fark etmene sevindim. Bugün evlenmemizle ilgili söylediğim şeyleri tekrar düşünmeni istiyorum. Hem bizim hem de ailelerimizin üzülmemesi için en mantıklısı evlenmemiz. Yani en azından bebek doğana kadar. Sözleşmeye gelince... Sözleşme tamamen ailemin fikriydi. Onlar da durumu bir şekilde kontrol altına almak istiyor. Sonuçta birbirimizi hiç tanımıyoruz. Anlayışla karşılayacağını umuyorum. Anladım. Tamam. Ben düşüneceğim. Tamam o zaman senden haber bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.
görüşürüz. Kız ne dedi bu kadar çok? Özür diledi. Hı? Aferin. Bak ben sana dedim, aklı başına gelmiş. Zor bir lalem. Onun için de çok zor. Kolay değil. Erkeklerin hepsi böyle. Hele evlendikten sonra bir de çocuk oldu mu? Onlar daha hala kendilerini çocuk zannediyorlar. Bir de daha sevgili de değilsiniz. Ben neyin içine düştüm ya? Lale. Bak. Ablam. Bence de en doğrusu evlenmeniz. Bak karnındaki çocuğunu düşün. Annemi düşün. Konu komşu ne der sonra ya? Hoş. Annem hepsinin ağzını bir güzel kapatır ama. Abla ben biraz yalnız kalayım da düşüneyim. Odama çıkıyorum. Tamam abla. Hadi sen düşün hadi. Ah ya. Vallahi çocuk doğmadan da halalimin yaşadığı şeyler. Hadi be Nergis. Hanımefendi, iyi misiniz? Yok, iyiyim. Teşekkür ederim. Telefon numaramı vereyim size. Yani bir sıkıntı falan olur, benim de aklım sizde kalır. Size karşı çok mahcup hissediyorum kendimi. Olur. Arar mı ki acaba ya? Arasam mı acaba ya? Yok. Yok, ayıp olur şimdi. Ama ara, merak ederim dedi. Alo. Alo, buyurun, kimi aradınız? Samet Bey'le görüşecektim. Yok öyle birisi, yanlış aradım. Yanlış numaramı verdi bu ya. Ya of ya of. Sakin, sakin, yavaş. Tatlım. Tatlım. Geldiler. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Düşmeden geldik. Gel bakalım baldızcığım. Hoş geldin. Nasılsın abicim? İyiyim. Ay şekerim, biz böyle hiç haber vermeden çat diye geldik yani. İnşallah müsaitsiniz. Geç bile kaldınız. Anlamadım canım. Biz size her zaman müsaitiz hayatım. Daha erken bekliyorduk. Nerelerde kaldınız kaç gündür? Gözümüz yollarda kaldı. Ay canım Eltim benim. Abicim nasılsın? İyiyim Şadi, sen? Yıldızcığım nasılsın? Ay şekerim, kaç zaman oldu görüşemedik. İyiyim, teşekkür ederim Betülcüğüm. Bildiğin gibi. Ay ne biliyoruz tatlım, ne biliyoruz? Hiçbir şey bildiğimiz yok. Resmen ailenin gündemine bomba düşmüş. Parçaları ta bizim eve kadar sıçradı. Evet, beklenmedik hadiseler yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Ay çok sevindim. Ay çok sevindim hayatım. Neden? Çünkü duyduğumdan beri seni düşünüyorum. Nasılsın? Yani bir şeye ihtiyacın var mı? Çok teşekkür ederim Betücüğüm. Eksik ol. Ben hiç eksik olmam tatlım. Sen merak etme. Yani şimdi siz bırakın beni. Siz bana bir bakın bakayım. Gözlerimin içine bakın. Ay, ay. İkinize de bir olgunluk gelmiş. Vallahi. Ay bu torun size çok yakışacak. Yani hayırlısıyla. Oh. Çok teşekkür ederiz Betücüğüm. İnşallah darısı başınıza. İnşallah. Amin. İnşallah. Bizimki de yakındır. Ve tabii her şeyi usulüne, örfüne, adetine göre yapınca biraz zaman alıyor. Neyse. Biz Onur'la Pelin Su evlenecekler diye beklerken... Evet, bizim için de sürpriz oldu. Dediğin gibi kısmet. 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 Aman yemek olmak üzere. Hadi Nilüfer. Geldim anne. Sen salatayı gir. Nergis de gelsin. Toprağı kursun. Gelmedi mi bu kız? Ha. Anneciğim gelmek üzereymiş. Yolda. Konuştum da. Kızım bir saat evvel de yolda dedi. Anneciğim. Trafiğe takılmış. Malum İstanbul trafiği anneciğim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle Lale'nin bir işte, tuhaf bir hali var. Böyle içine kapanık falan konuşmuyor. Sen fark ediyor musun? Yok, anlatmadı anneciğim. Tavana baktın sen. Tavana baktın. Dökül. Dökül.
Güzelmiş. Size kahve yapayım mı? Yok. Onur buna böyle ciddi ciddi evlenelim demiş. Eve geldikten sonra telefonla aradı. Nasılsın dedi, iyi misin dedi. Merak etmiş artık. Tabii merak edecek canım, sonunda çocuğunu taşıyor yani. Bizim kız inşallah çemkirmemiştir oğlana ha. Yok yok, hiçbir şey yapmadı, merak etme, suratı falan da düşmedi. Hatta böyle telefonda bir ilgilenince falan kendini iyi de hissetti. Kız hadi inşallah. Ay. Ha anne, bir de dedi ki yarına kadar dedi düşün dedi, taşın dedi, kararını ver dedi. Onu. Rezi! Yarına kadar düşünmüş, taşınmış. Bak bak, bunca şeyden sonra ben onu af mı edeceğim sanki yani? Aa! Ay! 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 Lale, sen hadi gittiğinden biz yemeği hazırlayıp geliyoruz. Tamam mı kızıcığım? Tamam. Ben o zaman elimi yüzümü yıkayayım. Sen var ya kız! Tadı bilirse kız! Ya sen ne sapık bir şeysin ama kandırdın hala bunu, ne çevirdin. Ay eks kocam sağ olsun, eks kocam. Oyalanma hadi hadi. Bir an evvel yap, salata diye girdin. Ay çok merak ediyorum. Kız kimlerden? Yani ailesi. Cemiyetten tanıyoruzdur herhalde değil mi? Tanımazsınız. Evet canım, nereden tanıyacaksınız, tanımazsınız. Allah Allah. Tanırım canım belki. Soyadları ne? Kendisi cemiyet muhtarı olduğu için. Allah Allah, nereden bileceğiz biz? Tanıyor muyuz herkesi Betül? Ay Şadi'cim rica ederim. Yani benim tanıdığım Onur herhalde gidip de alt tabakadan bir kızı hamile bırakacak değil yani. Tanırım ben, tanırım. Kesin cemiyetten birinin kızıdır o. Cemiyetten değiller şekil. Mütevazi bir aile. Mütevazi derken? Aile ne iş yapıyor? Şey... Organizasyon şirketleri var. Yani büyük şirketlerle çalışıyorlar. Evet, evet, evet. İlginç. Peki gelin kızımız ne iş yapıyor? O da ailesiyle birlikte çalışıyor. Evet, evet. Ay anladım canım. Bayağı bir mütevazıymış. Ay, Yıldızcığım, anlaşabilecekler mi dersin? Yani evlilik sonuçta bu. Tabii canım, niye anlaşamasınlar? Ay bilmiyorum Yıldızcığım. Bilmiyorum, bir tedirgin oldum. Yani bana aralarında çok ciddi bir sınıf farkı varmış gibi geldi. Sanki bir tanesi anaokuluna giderken öteki üniversiteye gidiyor gibi. Betülcüğüm, sen bunu kendi hayatında da deneyimledin ya şekerim. Bak ne kadar mutlu bir evliliğim var. Kim derdi ki? Kim derdi ki? Yıllar sonra bu konular tekrar açılacak. Değil mi ama? Neyse, odak noktası kaymasın rica ederim. Gelin kızımızın adı ne? Lale. Lale. Ay çok mütevazi bir isimmiş gerçekten. Ben onunla ne zaman tanışabilirim? Yakında bir yemek organize ederim. Tanışırsınız Betül'cüğüm. Harika, harika. Sen de tatlım, istediğin zaman bana gelebilirsin. Gelininle beraber tabii. Boğazın kurumuştur. Ne içersin? Bir kahve alırım. Soda da söyleyeyim mi? Az mı kolaylaştırır? Tavsiye ettiğine göre sana da iyi geliyor demek ki. Kız gözün kör olmasın. Kaç saattir neredesin sen ha? Baba güzeldi abla. Dolaşmaya çıktım biraz. Sonra da arkadaşlara sözüm vardı. Şirkete uğradım. Bana bak. O çocukla buluşmadın değil mi sen? Ay hayır ya. Ha, yemin ver. Ya vallahi bak. Sen bugün onu aramayacak mıydın? Konuşmayacak mıydınız? Ya aradın da başka biri çıktı. Kaba bir herif. Yok burada öyle biri dedi. Pat diye kapattı suratıma telefonu. Sinir oldum ya. Numarasını mı yanlış vermiş? Kız salak ayol ya. Ay galiba. Zaten hatırlayamamıştı tam. Ay artık çocuğu nasıl etki altında bıraktıysa. Nasıl göreceğim bir daha ben onu? Of ya cidden. Tamam hadi çok konuşma bak, annem saatlerdir seni soruyor. Şöyle tamam, bir gözük tamam. Hadi. Yürü, yürü. Ablam, nasılsın? Daha iyisin inşallah. İyiyim ablacığım. Peki teyzesin nasılmış? Güzel kızım nasılmış? Sen de mi kız olacağını hissediyorsun? Ha. Hayır efendim, kız olmayacak. Ben erkek torun istiyorum. Ay yeter artık, kızdan kız buramıza kadar dolduk. Benim torunum erkek olacak ve ben onu kendi ellerimle büyüteceğim. Herkese de göstereceğim bir erkek nasıl yetiştirilirmiş. Yürü be anne.
böyle hiç yakıştıramıyorum senin ağzına be. Hadi, hadi oturun. Hadi. Ay ben yoruldum artık. Hadi ses koyun. Oo. Ay. Hadi. Ay rejimdeyim, bana bunun yarısını ver. Filizciğim. Meleğim. Olmuş mu? Olmuş mu? Olmuş de, olmuş mu? Olmamış. Olmamış, nasıl olmamış? Olsun diye yaptı. Ya ben sana söylemiyor muyum çok erken diye ya? En azından birkaç gün geçmesi lazım. Ha bugün mü olmamış? Olduysa da bugün belli olmamış. Yani yarın bir gün olsa olur muymuş? Ay şiştim. Ya bu ne böyle ya, 40 yıllık evliler gibi? Çocuk da çocuk tutturdun. Ya ayrıca ben çocuk falan istemiyorum. Çünkü ben daha kendim çocuğum. Yavaş. Yavaş derken bana hakaret mi etmek istedin? O yavaşın altında bir mana var mıydı? Yoksa ben bir mana mı çıkartayım kendi kendime? Hayır, yavaş derken yavaş yavaş manasında. Hani zamanı gelince yavaş yavaş diyerekten, sen anlamadın. Ben anlamadım. Çünkü ben kıtım, öyle mi? Hayır, sen kıt olur musun? Meleğim, kıtlık sana hiç uğramamış. Ya ben şok. Yani uğramamış derken sen bana şişman mı diyorsun ya? Sen bana bayağı şişman diyorsun. Sen kendi tipine bak be! Tipi yok! Burgu makarna! Spagetti! Bak seni çok kötü yapacağım ya! Bak sinirlenmeden sakin sakin konuya ele alsak hemen anlayacaksın. Yani ben diyorum ki Onur babalık hissini yaşayacak ya. Ben de yaşasam fena mı olur diye düşünüyorum. Ama sen çocuk istemiyorsan... Ya sen niye böyle oldun şimdi ya? Ay niye üzüldün böyle? Canım kocam benim. Sen böyle üzülüyorsun ya. Benim içimin yağları eriyor ya. Keşke mümkün olsa. Bir şey dedim. Dedim ki hazır baş başa kalmışken kimse de yok ya. Acaba diyorum. Senle ben mi diyorum? Evet ama altın kuralımız neydi? Maskemizi takıyoruz, yüzümüzü kapıyoruz. Kedicik, kedicik vallahi. Aşkım. Şu evle ilgili işleri halletsek diyorum artık. Yani düğüne çok az zaman kaldı. Yani evdeki tamiratlar tamam ama mobilya eksik. Onu bu hafta halledelim. Ya sen ne dersin? Tamam. Ya hem benim aklımda birkaç bir şey var zaten. Olur, bu hafta bakarız ona. Hayatım sen iyi misin? Biraz gergin görünüyorsun. Perinsu. Benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Tamam, konuşalım hayatım. Kim arıyor? Annem arıyor. Çok affedersin hayatım. Efendim anneciğim? Ne? Durumu nasıl? Şimdi iyi miymiş? İyi bari. Ortağımı dolandırmış. Anneciğim tamam sakin ol. Anneciğim lütfen yapma. Anneciğim tamam. Zarar ne kadarmış? Tamam anneciğim tamam. Sen merak etme, bir şekilde hallederiz. Anneciğim ben hemen geliyorum. Tatlım ne oldu? Babam kalp krizi geçirmiş. Ne? Durumu nasıl? Şimdiymiş. Kritik durumu atlatmış. Ama... Şşş, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Nasıl olmuş? Hastanedeymiş mi? Hastanedeymiş. Yanında bir yakınımız varmış. Zaten anneme de o haber vermiş. Ortağı onu dolandırınca... Maddi kaybı çok büyük olunca... Kalbi strese dayanamadı herhalde. Tamam, sen üzülme. Baban... En kısa zamanda toparlayacak kendini. Aşkım. Sen iyi ki varsın.
demek? Ya ortağı nasıl böyle bir şey yapar? Ya babam ona çok güveniyordu. Kaybı büyük değil ama... bu durum onu çok zora sokacak. Neyse zaten ben bu konuları konuşmaktan çok hoşlanmıyorum biliyorsun. Hiç öyle düşünme. Biz seninle her şeyi konuşabilmeliyiz değil mi? Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım ben. Hayatım, ben senden böyle bir şey isteyemem. Pelin Su, lütfen. Ne gerekiyorsa yaparız. Tamam hayatım. Çok teşekkür ederim hayatım. Ne demek? Aşkım, artık kalkalım mı? Annemi yalnız bırakmak istemiyorum. Tabii. Hadi kalkalım. Bir şey olmamıştır değil mi? Bebeğimiz gayet sağlıklı görünüyor. Çok şükür. Kalp atışlarını dinleyelim. Bu ses kalp atışları mı? Evet. Bebeğin babasısınız herhalde. Evet babasıyım. Bakalım cinsiyetini görebilecek miyiz? Aa, öyle erkenden görebiliyor muyuz? Evet evet görebiliyoruz. Tabii gösterirse. Gösterir herhalde. Efendim Lale. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben bir karar verdim ve bunu sana söylemek için aradım. Evlenmeyi kabul ediyorum. İstediğin zaman da sözleşmeyi imzalarım. Bunu duyduğuma çok sevindim. O zaman benim birkaç toplantım var. Onları halleder halletmez seni ararım. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Günaydın abla. Günaydın ablam. Nasılsın? Bugün daha iyisin ha? İyiyim, iyiyim. Ali, ne oldu ablacığım? Bir şey mi söyleyeceksin? Söyle. Heh. Abla, ben şimdi düşündüm, taşındım. Evlenmeye karar verdim. Ay, ay benim koca yana. İyi düşünmüşsün, iyi yapmışsın abla. Heh. Yani hem annem için hem de bebeğim için bunu yapmak zorundayım. Ay senin annelik duyguların mı kabardı? Ay senin annelik duyguların mı başlamış? Canım benim. Ay. Ama bak annem bu sözleşme hakkında hiçbir şey bilmeyecek, gebertir. Tamam tamam merak etme, ikimizin arasında.
kız? Kız sen şimdi gelin mi oluyorsun? Kız sen şimdi gelin mi oluyorsun? Ay benim Lalem gelin mi oluyor? Ha? Benim kızım gelin mi oluyor? Ne oldu? Anne! Ay yavrum benim! Ay hep aptal kalacağını sandım. Ay akıllanmışsın. Ah güzelim. Güzel kızım benim. Ya çok mutlu ettin beni. Ay o kadar bak tüylerim diken diken oldu. Ablam benim ya. Çok heyecanlandım şimdi. Ay canım benim. Ne yapıyoruz şimdi? Sevgilim benim. Bütün gece gözüme sinirden uyku görmedi Fikret. Nasıl da öyle Lale ile ailesini tanıyormuş gibi ağzımızı aradı, sorular sordu. Ay. Ya bu Betül hala tanıyamadım. Bir şey bildiği yok. Boş atıp dolu tutuyor. Yok yok, bir şeyler biliyordu o. Ya çok hisli ya da buna bir şeyler anlatıyor birileri. Ay. Dikkat etsene Şerife. Kusura bakma Yıldız Hanım. Aslında dikkat etmesi gereken benim. Ya bu Şadi her seferinde tavlada beni nasıl yeniyor ya? Ya kesin bu zarlara üflüyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Az önce Lale aradı. Evlenmeyi kabul ediyor. Peki sözleşme? Onu da imzalıyor. Ay bu çok güzel bir haber Onurcuğum. Peki Pelinsu'yla konuşabildin mi? Anne Pelinsu'yla konuşamadım. Çünkü babası kalp krizi geçirmiş. Ne? Kalp krizi mi? Sakin olun çünkü durumu iyi. Ay yazık adamcağız Dubai'lerde tek başına. Şimdi zaten annesini alıp yanına gidecekler. Ben de bir arayıp geçmiş olsun diyeyim. İyi olur. Benim çıkmam lazım. Onurcuğum. Betül yengen seni arayıp Lale ve ailesiyle ilgili bir şeyler sorabilir. Geçiştir. Sakın sakın hiçbir şey anlatma yavrum lütfen. Biliyorsun oyunu. Bilmez miyim? Neyse ben kaçıyorum. Sözleşmeyi imzalar imzalamaz bize haber ver olur mu? Çok merak ediyor olacağız. Tamam anne merak etme. Afiyet olsun. Hadi güle güle. Hay Allah ya. Bu çocuğa bir sefer tası alsak bari. 40 yılın başında kızım Tekin'e çarptım. Hem de çarpıldım. O da beni aramıyor. Alo. Numara 8'e taksi mi göndereyim? Taksi durağı değil kardeşim burası ya. Arama beni ya. Evren benimle dalga mı geçiyor ya? Niye aramıyorsun ki? Halbuki ne güzel anlaşmıştık. Keşke arasa ya. Aramıyor ama. Niye aramıyorsun ki? Ben çok kızın ahını aldım. İyi oldu bana. İşte aşk böyle bir şeymiş. İsteyince olmuyor. Kime söyleniyorsun Samet? Günaydın Onur Bey. Aramadı hala. Biraz ona canım sıkkın. Kim aramadı? Nergis. Şu hastane otoparkında yanlışlıkla çarptığım kız var ya. Aramadı hala. Anladım. Hani arar demiştiniz. Söyledim de. Acaba sen kıza yanlış numara mı verdin? Ne yaptın? Yok canım. O kadar da salaklık yapacak halim yok. Yaptım mı acaba? Vallahi yaptım. Zaten heyecandan numarayı zor hatırlamıştım ben ya. Ah Samet ah! Bendeki bu aklı kuşa taksan hayvancağız ters uçar. Samet. Ha. Maşallah benim güzel gelimi. Yarasın yavrum. Anneciğim. Yengemler nasılmış? Nasıl olsunlar yavrum yani nasıl olsunlar? Sen de çok iyi biliyorsun ki yani şok üstüne şok yaşadılar. Ama bana sorarsanız bu asil ve dik duruşlarının altında tam bir dram yatıyor. Hem de en az 5 sezonluk. 5 sezon giden iş mi var Betül? Hiç. Asıl
İzin verseniz Penisli Dramalar kraliçesi olacak ama fırsat vermiyor Pons ki. Ay kızım lütfen. Lütfen yavrum, her şeyin bir yolu var, bir yordamı var yavrum. Şimdi Pelinsu bütün bu olanları senin kanalınla öğrenirse bizim ailemizin düşeceği durumu düşünebiliyor musun çocuğum? Aa, rica edeceğim. Güzel gelinim, eğer birine kötülük yapacaksan, yani ona fitne fesat tohumu ekeceksen sinsi olacaksın yavrum, sinsi. Yani karda yürüyeceksin ama izini asla belli etmeyeceksin. Kaynanadan geline hayat dersleri. Aferin be çocuğum. Ay rica ederim Şadiciğim, rica ederim. Yani ben bütün bu bilgilerimi ve tecrübelerimi nesilden nesile aktaracağım. Yani demek istediğim çocuklar, her şeyin bir zamanı var. Hatta ben bugünümü bu konuya ayırdım. İşte beklediğim haber. Dıs 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 dıs. Dıs dıs. Aşk olsun. Aşk olsun. Ayol kavrulmuş bunlar ya. Aşk olsun çocuklar be. Kendi derdimize düştük. Bakar mısınız? Öldürdük çiçekleri. İnşallah kurtarırım vallahi. İnşallah. Bu da gitmiş. Ay kusura bakma güzelim benim. Ay anne. Sen çiçeklerini bizden çok seviyorsun. Farkında mısın? Öyle mi akıllım? Kuzucuklarımın adını verir miydim size? Sizi daha az sevseydim ha? Sağ ol ya. Sağ ol Allah. Sağ ol. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Rahat. Bak geliyorum anne ha. Hayır. Senin o parmağını bile dökerim. Ha. İçin su dolu. Gelin bak hep beraber geliyorum. Hocam. Yerine bir kanlarını. Ay o kime çekti? Kız kimlerdenmiş? Ay nasıl söyleyeceğim ki ben şimdi bunu size? Kızın ailesi fakirmiş fakir. Vasatmış, cahilmiş, varoşmuş. Bak insanları böyle sınıflandırman hiç hoş bir şey değil Betül'cüğüm. Çok hoş bir şey Şahide. Gayet hoş bir şey. Yani bu şekilde ayrım yapamayacaksak böyle bir zenginliğin ne anlamı var? Ay. Kız hem hamile hem de varoşik yani. Varoşik. Ya varoş işte. Varoş babacığım. Jeton düştü. Anladı. Vallahi Pelinsu'nun bu haberi öğrendikten sonraki yüz ifadesini görmek için neler vermezdim. Benini versen yeter. Anlamadım. Ha, şey diyorum. Şimdi diyorum ki sen git Pelinsu gibi kızı bırak. Ondan sonra bu varoş kenarın Dilberi ile birlikte ol. Onu diyorum. Pelinsu'nun yerine derken? Ay Pelinsu'nun ne ki? Sen bana bir açık konuşur musun? Hayır hayatım. Hani kızcağız bir sürü hazırlık yaptı da dımdızlak ortada kaldı ya, onu diyorum. Esas benim merak ettiğim bambaşka bir soru var. Bunlar nerelilermiş? Ay ne bileyim yavrum nerelilermiş? Onu boş ver. Böyle bir kız, böyle bir insan bizim ailemize nasıl ayak uyduracak? Hı? İmkansız. Mümkün değil. Bu dünyadaki, bu evrendeki bütün kızlar Pelinsu'dan daha iyidir anneciğim. Ya çocuklar, kendileri mutlu olsunlar da gerisi bizi ilgilendirmez. Ay şu an var ya, deli danalar gibi oradan oraya koşmak istiyorum. Pelinsu'ya muameli vermek istiyorum. Pelinsu'ya var ya sokacak iki tane lafım var. Kumalamakla kalmadı. Gitti mi de varoşik birinin kumasını okuyor. Şşş, güzel kızım lütfen. Aa, demin ne konuştuk biz? Rica edeceğim. Esas ben benim kuzenime yanıyorum. Ah Onur Efendi, koskoca playboy Onur Kenar'ın Dilberi'yle evlenmek zorunda mı kaldı şu anda? Erol'cum yapma oğlum, ayıptır, ayıp. Babacığım, ayıpsa Onur'un ayıbı. Bana ne? Benim ufacık bir katkım oldu sadece. Katkım mı? Ne katkısı? Ay sürekli ah edip durdu ya Onur'a. Yani manevi anlamda demek istiyor benim akıllı oğlum. Ben dua ettim çok. Ya bakın, ortada doğacak bir çocuk var. Ona göre lan bunu. Tamam mı? Evet, evet lütfen çocuklar, lütfen. Babanız haklı. Ama varoşik yani. Ay skandal, rezalet. Cengiz Bey, 300 bin doları benim şahsi hesabıma aktarmanızı istiyorum. Peki Onur Bey, hemen aktarıyorum. Ben zaten Erol'a gereken bilgi vereceğim, sorun yok. Tamam, siz nasıl isterseniz. Teşekkürler. Sağ olun. Onur arıyor. Hı. İnşallah parayı hazırlamıştır. Ne kadar yatırayım dediğine göre.
Alo hayatım. Canım ben parayı kimin hesabına göndereyim? Benim hesabıma yatırabilirsin aşkım. Tamam. Siz ne yaptınız? Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Biz de şimdi çıkacağız. Ben sana varınca haber veririm. Tamam. Beni habersiz bırakma. Ayrıca annene geçmiş olsun dileklerimi ilet, olur mu? İletirim hayatım. Hayatım, teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Rica ederim. İyi yolculuklar. Sağ ol hayatım. Tamamdır. Şükürler olsun. Hemen babanın avukatını arayıp haber verelim. Sizin için ne hallere düştüğümü görüyorsun değil mi anne? Ay, tamam Pelinsu. Yine başlama. Aşağıda rica edeceğim. Rica edeceğim. Konsantrasyonumu bozma. Lütfen içme şu çayı. Allah Allah. Şu anda neye konsantre oluyorsun acaba Betül'cüğüm? Boş boş oturuyorsun. Öyle bir şahidi. Oradan baktığın zaman ben burada boş boş oturuyor gibi görünüyorum değil mi şahidi? Dev yanılıyorsun. Ben şu anda bütün geleceğimizi etkileyecek bir planın temellerini atıyorum. Ha yine neyi planlıyorsun Allah aşkına? Tabii ki bu olayı Pelinsu'nun duymasını planlıyorum. Ama nasıl? Nasıl? Çünkü benim için önce o kızın kim olduğunu ve nerede yaşadığını öğrenmem lazım da. Nasıl? Onur'a sor. Haklısın. Ay haklısın evet, Onur'a sorayım. Ay ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Beynin normalde hep entrikalar üzerinden çalıştığı için böyle normal şeylerde tekliyor galiba. Ay bu konuda da haklısın. Yani sürekli entrika düşünmekten normal konularda tekliyorum demek ki. Ama bir dakika. Şimdi Onur'a gidip kızın adresini de soramam ki. Adresini. Sorabilir miyim? Bak bu beni aşar. Buldum ben. Buldum ben, vallahi buldum. Ay aklımı öpeyim. Ay ya nasıl zeki bir kadınım ben. Efendim anneciğim. Erol'cum, Onur şirkette mi yavrum? Evet. Harika. Yavrum ben şirkete geliyorum. Eğer Onur çıkacak olursa onu oyalıyorsun, engelliyorsun tamam mı? Benim onunla çok önemli bir işim var. Ha tamam tamam, hiç merak etme, tamam oyalıyorum ben. Aferin benim aslan parçam, yetenekliyim. Ben çıktım şahide. Betül'cüğüm niye karışıyorsun sen insanların işine? Ayıptır, günahtır, yapmasana, kız hamileymiş, bırak evlensinler. İşte, işte böyle konuştuğuna göre benim bu işi başaracağımı olan inancın tam. Ve biliyor musun şahide, inanmak başarmanın yarısıdır. Oldu bu iş. Ben ne diyorum, o ne diyor ya Allah'ım. Sen şu kadına birazcık akıl fikir ver ya. Birazcık ya. Ne olacak birazcık? Kızı ne haber? Onur. Buradayım, buradayım. Hah, çıkmamışsın. Hah, ne yapıyorsun? İşkolik, çalışıyor musun? İyiyim, tam çıkıyordum. Önemli bir şey mi vardı? Çıkıyor muydun? Çıkma. Niye? Çıkma, seninle konuşmak istediğim bir şey var. Dinliyorum. Ama böyle ayaküstü mü konuşalım lütfen? Önemli bir şey konuşacağım. Erol. Bak hakikaten acil değilse sonra konuşalım, hakikaten çıkmam lazım. Onur, bak hakikaten acil. Gerçekten acil, bir iki dakika. İki dakika geç, ondan sonra gidersen iş kaçmıyor. Tamam hadi geç. Seni dinliyorum. Ya şöyle bakıyorum sana. Sen nasıl baba oldun Onur? Ne ara oldun, nasıl oldun? Nasıl baba oldun? Baba nasıl olmuyor Erol? Onu demiyorum. Baba nasıl olur onu biliyoruz herhalde. Diyorum ki sen bu Pelinsu'yla evlenmek üzereyken bu diğer kızı nasıl hamile bıraktın? Bu muydu acil olan konu? Ama bundan acil ne olacak? Senin özelin lütfen. Sen bunu kimseye anlatamazsın. İçine atarsın Onur. Bunu biliyorum. Başka kimseyle konuşmazsın ben seninle konuşmasam. Sağ ol, eksik olma. Ama ben bu konuyu seninle de konuşamam. O yüzden bana müsaade. Ama bu konuyu yalnız benimle konuşabilirsin kuzen bak. Senin çünkü halini anlayan kuzeninden başka kimse yok. Çünkü senin halinden de senin kuzenin anlar. Bak senin başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmediğinin ben farkındayım. Sen de bilemezsin masana oturanın Pelinsu olmadığını. Sen nereden biliyorsun bunu? Neyi? Masama oturanın Pelinsu olmadığını. Sen söyledin mi? Medin söylemedin mi? Sen söyledin. Söylemedim. Allah Allah, ben bunu nereden biliyorum? Vallahi düşünce okuyorum ya, sezgim yükseldi demek. Aa! Erol, sen dalga mı geçiyorsun benimle? Nereden biliyorsun dedim. Ben bunu bilmiyorum. Sürpriz! Anne. Onurcuğum, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen canım, nasılsın? Çok iyiyim, çok iyiyim. Neden? Neden? Senin güzel haberlerini aldım da ondan. Öyle mi? Baba oluyormuşsun. Evet.
Dün akşam çok geç saatlere kadar sizdeydik. Bekledim seni ama gelmedin, görüşemedik. Yengeciğim kusura bakma, öyle oldu evet. Kimmiş bakalım bu şanslı kızımız? İsmi Lale. Zaten yakın zamanda tanışacaksınız. Ay, çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum senin adına. Ay çok özür dilerim. Yengeciğim önemli değil. Ay heyecanlandım. Ay çok özür diliyorum, heyecanlandım ya. Ondan ne yaptığımı bilemedim yavrum. Yengeciğim sorun yok gerçekten. Yavrum hadi sen git bir lavaboya elini yüzünü yıka. Yengeciğim silerim geçer, sorun değil. Yavrum silmekle olur mu? Hadi sen lavaboya git, elini yüzünü yıka. Hadi çocuğum. Çok özür dilerim. Ay. Battı takım. Ya. Canım ya. Telefon. Lale'nin telefonunu al bana. Çabuk. Kimi arıyorum? Kimi? Gitme, gitme be. Onu da söyle. Nasıl buluyorum? Kimi arıyorum? Oğlum saf mısın sen? Lale diye kaydetmiştir. Al işte o numarayı bana. Of, anladım, anladım. L harfi diyorsun. Anladın dur, mı? Anladım tabii ki de. Maşallah, maşallah. Zeka köpüğü. Lale buldum. Buldum. Lale buldum. Tamam. Buldum. Ben de buldum. Ulan sevince bak. Şu sevincin büyüklüğüne bak. Sanki kansere çare buldu. Tek Lale. Al. Lale var zaten. Tek var. Başka ikinci bir Lale de yok. Kesin garanti numara. Hadi inşallah. Masamda oturan birisi olmadığını nereden biliyor? Annem söylemiş olamaz. Dur bakalım, bu işte bir iş var da anlayacağız. Ay Onurcuğum ne olur kusura bakma yavrum. Yengeciğim ne demek, hiç önemli değil. Lütfen. Neyse, hadi ben çıkıyorum. Ben zaten geçerken uğramıştım. Şimdi senin işin gücün vardır, ben seni tutmayayım yavrum. Yengeciğim kal lütfen, sana bir şeyler ikram edeyim. Yok, gideyim ben. Anneciğim, ben de seninle geleyim. Tamam, gel çocuğum. Görüşürüz Onurcuğum. Görüşürüz canım benim. Efendim. Lale merhaba. Ben saat 6 gibi müsait olacağım senin için, uygun mu? Uygun. Aynı yerde buluşalım mı? Olur, buluşalım. Tamam, o zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. Kiminle konuştun yavrum? Onur. Buluşmak istiyor da. Tamam buluşun. Zaten evlenmeye karar vermişsiniz. Bence bir an evvel istemeye gelsin, olsun bir iş. Benim öyle söylediğimi söylesen. Aa anne, öyle hemen gelsinler istesinler olur mu ya? Daha bizim hazırlığımız falan var. Yani hadi böyle mobilyaları falan değiştirmemiz zor ama evi şöyle güzelce bir temizlememiz lazım. Hayır, üstüne duvarları şöyle güzelce silip, ya halıları iyice böyle bir sudan geçirip, şöyle halıları sulu ya, güzel bir temizlik. Allah aşkına. Ama anne bunların toplamı için bir haftaya ihtiyacım bilmiyorum, var. Hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. İki günde hallederiz. Kaç kişiyiz ayol? Hay Allah aşkına. Önemli olan ne giyeceğimiz bizim. Bir elbise, bir ayakkabı almamız şart. Hele de şu ablama. Allah'ım bu zengine kız vermek ne kadar zor bir şeymiş ya. Her şeyi yapacağım. Her şeye yetişeceğim ben. Bak mesela davet kaç kişi gelecek acaba? Davette verilecek yiyecekler falan. Ah, ateş bastı beni. Bak bir anda şu Çıkar. Ya anne telaş yapmana gerek yok. Gerek var. Kaç kere evleniyorsun? Kaç kere seni istemeye gelecekler? Bir kere ben yapayım. Ben elimden geleni ardıma koymayayım. Sen istersen beğendi çöpe at yavrum, bu kadar. Vay be. Yürü be annem. Kızma. O salak cümleyi bir daha söylersen seni ağzının ortasına yersin bu terliği. Yürü be anne. Tamam anneciğim. Tamam, sakin ol. Gir bende. Ne yapıp edip bu kızın adresini öğrenmemiz lazım yavrum. Anneciğim, kız seni tanımaz etmez. Kız sana adresini neden versin acaba? Acaba? Neden versin acaba? Merak etme Erol'cum, merak etme. Anneciğim bunları da düşündü. Ay maşallah yani Erol, maşallah sana. Yani senin düşünmediğin, düşünemediğin ne varsa hepsi benim bu güzel kafamın içinde yani. Maşallah anneciğim. Aa,
anne o ne? Ta 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 tam. Ay. Şimdilik bu kadar yeter. Bunu bir güzel bozdurursun, tamam mı? İyi bir fiyattan versin. Bak bütün düğün alışverişlerimizi, her şeyimizi sizden yapacağız de. Tamam mı? Bir de piyasayı araştır bir güzel. Tamam tamam, sen merak etme. Anne. Hı. Abi böyle baykuş gibi bakınca mutlaka kötü bir şey söylüyor. Anne, şimdi sen bu yeter dedin ama daha Lale'nin çeyiz alışverişi var. Var. Her şeyi yapacağım. Hiçbir şeyden eksik kalmayacağım kızım. Merak etme sen. Ay anne, ne çeyizi Allah aşkına? Koskoca Sarıhan ailesine gelin gidiyor kız. Olsun canım, yine de 3-5 bir şey hazırlamak lazım. Ben kendime laf söyletmem, tamam mı? Ben yapayım de. Anne, öyle çeyize falan gerek yok. Ne diyorsun kızım ya? Zaten saçma bir şekilde çok ani oldu. Yani anne, sanki bizim aldıklarımızı kullanacak ablan. Ay niye kullanmasın canım? Bir kere çok güzel şeyler var, kampanyalar var. Harika çeyiz takımları var hakikaten. En önemlisi çatal bıçak takımı. Tamam mı? Bilmem kaç parça, şak diye gösterdik ve en ağır çeyiz oldu. Ay anne, o porselenlerden de alalım ha. Değil mi? Ama çatal bıçak şart. Anne olur olur. Bak, 24 da. Alo, iyi günler. Buyurun. Efendim, ben sizi Gümüş Sandık Çeyiz mağazasından arıyorum. Ve de tebrik ediyorum. Çünkü bizden tam 61 parçalık bir çeyiz seti kazandınız. Çeyiz seti mi kazandım? Ne? Ah! Dinliyorlar bizi herhalde. Nasıl yani? Ben oradan alışveriş yapmadım ki. Yapmadınız mı? Tamam işte. Bundan sonra yaparsınız. Hanımefendi, siz bizim ürünlerimizle tanışın diye. Bundan sonraki bütün alışverişlerinizde bizi tercih edin diye siz kazandınız. Tebrikler. Yok, ben istemiyorum çeyiz takımı falan. İstemiyor musunuz? Bedavadan hediye istemez mi canım? Şimdi lütfen ben sizin adresinizi alayım. Size ürünlerimizi göndermek istiyoruz. Ve karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ne münasebet canım? Neden adresimi vereyim size? Ne diyor kızım? Söylesene be. Gümüş sandık mı ne? Hediye çeyiz seti falan. Anlamazsın, benimle konuş. Yardım arıyorlar. Hediye kazanmışım. Alo. Efendim buyurun. Bana anlatın derdinizi. Dinliyorum. Alo. İyi günler. Efendim, hanımefendi bizden... Yani Gümüş Sandık'tan çeyiz seti kazandı. Hem de tam 61 parçalık. Eğer bana adresinizi verirseniz size ürünleri göndermek istiyorum efendim. Karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Tabii. Yalnız ben önce bir şey sorayım size. Siz dolandırıcı mısınız? Hayır efendim. Dolandırıcı falan değiliz. Niye bedavaya gönderiyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Hay bak şöyle anlaşalım. Siz getirin takımı. Bırakın kapının önüne. 5 kuruş istemeyeceksiniz yoksa karakolluk oluruz. Ben belayımdır ona göre. Hayır efendim, merak etmeyin. Adresinizi alabilir miyim lütfen? Tabii ki verin. Yazın. Veriyorum. Adresi? Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür. Tekrar tebrikler. Tekrar tebrikler. Hoşçakalın. Ay, ay. Adresi alacağım diye göbeğim çatladı. Üf. Anne, ben bile inandım. Bu nasıl bir profesyonellik? Ne bu ya? Ne de olsa eski mesleğim yavrum. Ne senin eski mesleğin? Dolandırıcı mıydın sen? Ay saçmalama Erol. Ben eskiden çeyizcide çalışıyordum. Çeyizcide mi çalışıyordun? Evet. Babanı nerede tavladım sanıyorsun? Anne, neler duyuyorum. Sen babamı çeyizcide mi tavladın? Evet. Baban o zamanlar babaannenle böyle yüklü bir alışveriş için gelmişti. Zaten ilk o zaman dikkatimi çekti benim. Ay tabii baban o zamanlar başka bir kadınla evlenme hazırlığındaydı. Başka... Yavaş. Ay. Ay. Geçmişimdeki bütün sır perdesini aralamışım. Erol. Gözlerimin içine bak. Unut bunları, tamam mı yavrum? Yola bak şimdi. Yavrum, şimdi beni eve bırakıyorsun ve hemen bu adrese gidiyorsun, tamam mı? Anne, tanımadığım adrese gidip ne yapıyorum acaba? Adres tespiti yapıyorsun yavrum. Kız hakkında, ailesi hakkında her şeyi araştırıyorsun. Ama çaktırmadan, tamam mı? Tamam, hafif olduk sayende, tamam. Ben sonra ne yapacağımız konusunda seni bilgilendireceğim. Şimdi üst üste anlatıp fazla yükleme yapmak istemiyorum kafana. Ay abla, olaya bak ya. Annem sana evlen diyor, hamile kalıyorsun. Çeyiz diyor, çeyiz seti kazanıyorsun ha.
Ay maşallah de kız, nazar değdireceğim. Ay maşallah maşallah. Dur deneyim de bana da gelsin. Geç. Sakın değme ablana. Bir eve bir tane yeter. Maşallah maşallah. Dışı sizi içi beni. Hadi oyalan da zannede bir an evvel ver. Düşük fiyata bozdurmazsa tamam mı? Bir araştır piyasayı sıkı sıkı. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi hoşçakal. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et ha. Tamam. Sen de yayılma. Hadi bir an evvel toparlanalım. Şu işleri halledelim. Siparişleri verdikten sonra eve gidelim temizlik yapmaya. Anneciğim. Ay annem, senin dert ettiğin şeye bak ya. Bak şimdi ben var ya kurtuluşa hıslanıp bir kurup 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 dursam bir günde fıtı fıtı evi temizlerim. Hiç merak etme sen. Allah yardımcınız olsun. Amin annem, ama iyiydi böyle be. Sütçü beygiri be, sütçü. Kız. Amcacığım, şu adresi arıyorum ama. Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorsunuz. Selamünaleyküm birader. Birine mi bakmıştınız? Ben adres arıyorum ama. Ben bu mahallenin her köşesini avucumun içi gibi biliyorum. Ha öyle mi? Zafer Sokak diye belirtmişler. Zafer Sokak tam olarak burası. Öyle mi? 14 numara tam neresi? He, 14 numarada... 14 numarayla ne işin vardı birader? Hayırdır? Ha. Hayır, 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 tabii hayır, hayırdır. Çeyiz seti kazandılar bizden de şirket adres tespiti için beni uygun gördü. Ha, bu arabayla mı? Şirketimiz için iyi görünmek her zaman bir şirket politikası olmuştur. Ha, tam düğün öncesi çeyiz hediyesi ha? Ha, talihlilerimiz evlenmek üzereler demek, ne kadar hoş. Siz kendilerini tanıyorsunuz o halde. Tanımak ne ya? Ben bu mahallenin muhtarıyım, herkesi tanırım. Tabii. Tabii. Evleri şurada, az yukarıda. Çok sağ olun, teşekkürler. Da, evde yoklar. Neredeler acaba? Aşağıda dükkandalardır. Ha, dükkanları da mı var? Ha, az aşağıda çiçekçi dükkanları var. Çiçekçi dükkanları mı var, kendi dükkanları mı? Ne oldu birader, çok mu komik? Yo, estağfurullah, olur mu? Eşimle tartıştım da, siz de erkeksiniz bilirsiniz. Yol üstünde çiçekçi görünce komik bir tesadüf mü acaba dedim. Değil mi? Değil. Anlıyorum. O zaman tebrik ediyorum. Yarın kendilerinin çeyizlerinde kapılarına doğru biz kendilerine bırakacağız onları. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hadi. Kendilerini görürseniz kendilerine de söyleyin. Hadi deyin hadi. Şeyiniz. Hadi hadi. Ulan bu işin içinde bir denyoluk var ama dur bakalım. Buldum, buldum. Evlerini de buldum, dükkanlarını da buldum. Dükkan mı? Ne dükkanı çocuğun? Ya ne dükkanı? Sıkı dur, ne dükkanı? Anne, bunlar çiçekçi. Ay, ay. Çiçekçiler mi? Bana bir de organizasyon firması var diyor. Yıldız, yaktım çıranı. Tamam, tamam. Dur, sonra gülersin. Tamam. Şimdi sırada ne var? Ne yapıyoruz? Şimdilik bu kadar yavrum. Eve gelebilirsin. Eve gel çocuğum, hadi. Tamam, geliyorum hadi. Alo. Aa, iyi günler. Magazin servisini bağlayabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Tesadüf mü? Lüks etti aşk ellerimde. Damlar durur, kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zora
sevdada çaresiz sırılsıklar. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim, sağ ol. Deli bir yaz yağmuru sevda. Nergis değil mi bu ya? Vallahi hayal değil o. Nergis, ne haber ya? Ne var be? Ne istiyorsun? Annem haber yolladı. Seni istemeye geleceğiz hafta sonu. Ne istemesi ya? Anlamıyor musun sen? İstemiyorum seni. Neden ama Nergis? Neden ama mı? Bir kendine bak, bir bana bak. Senin gibi şoför parçasına mı kaldım ben ya? Hadi hadi git. Mahallede adımızı çıkaracağım. Samet. Samet Bey. Ne tesadüf. Merhaba Nergis Hanım. Ben şey... Bir işim vardı da... Hı. Siz? Ben burada oturuyorum, bu mahallede yani. Demin şahit olduğunuz olayı yanlış anlamanızı istemem. Yıllardır peşimde. Bir türlü kurtulamadım. O yüzden kaba konuştum zaten ama anlamıyor. He, anladım. Bakat size sen ya. Vay be. Ben geçen gün sizi aradım aslında iyi olduğumu haber vermek için ama başkası çıktı. Vallahi mi? Gerçekten mi? Yani ben tahmin etmiştim böyle bir salaklık yaptığımı, yanlış numara verdiğimi. O zaman şey yapayım ben. Kendi numaramı vereyim. Böyle aradığınızda benim alo dediğim bana ulaşabileceğiniz numarayı vereyim ben. Niye ki? Niye ki? Neden ki? Çünkü... Nergis Hanım... Sakın beni yanlış anlamayın. Çok ileri gidersem de kusuruma bakmayın. Ya ben sizi gördüğümden beri hep sizi düşünüyorum ya. Vallahi gözümü kapatıyorum, siz açıyorum, siz rüyam mı gerçek mi bilmiyorum ama... Ben size numaramı vereyim, belki siz de görüşmek istersiniz. Bilmem ki. O zaman ben size kartımı vereyim. O gün yanımda yoktu. Şey, bir dakika. Samet Yediş, evet doğru kart. Aramanızı bekleyeceğim. Benim artık gitmem gerek. Annem merak eder. Ben gideceğiniz yere kadar bıraksaydım sizi arabayla. Yok, pek uygun olmaz. Ben giderim, evim yakın zaten. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Yani iyi günler. Size de. Pardon. Ben bekledim miyim? Bir daha başın falan dönmedi değil mi? Yok hayır. Sevindim. Bir rahatsızlığın olursa ya da ne bileyim bir ihtiyacın falan olursa beni arayabilirsin 24 saat çekinmeden. Olur. Böyle çok garip oldu değil mi? Evet. Bir göz at. Eklemek isteyeceğim bir şeyler olabilir ya da ne bileyim beğenmeyeceğim, çıkaracağım.
tazminat kısmını boş bırakmışsın. İstediğin meblağı yazabilirsin demiştim ya. Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece bir şey var. Bu sözleşmeden ailemin haberi olmasın lütfen. Tamam, nasıl istersen. Neyse, hallolduğuna göre ben artık kalkayım. Hale. Seni kırdığım için senden özür dilerim. Seni yanlış değerlendirmişim. Önemli değil. Aslında benim de kalkmam lazım. Beraber çıkalım mı? Olur. Benim sorumdan ayrıldınız efendim. Onur Bey'le olmak nasıl bir duygu efendim? Onur Bey. Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Onur Bey, yapar mısınız? Onur Bey. Bir söz konusu. Bir yorum alabilir miyiz sizden Onur Bey? Yanındaki bayan kim? Cevap verecek misiniz? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.